öteleniyorlar. Şüphe üzerine o kediyi karantina alıyorlar. Bir gece veterinerlik müdürlüğümüzde kalan hayvan ertesi gün eks oluyor. Eks olunca tabii arkadaşlar şüpheleniyor. Kuduzdan şüpheleniyor. Hemen hızlı bir şey. Zaten ihbarı alır almaz kuduz şüphesini arkadaşlar hissediyorlar. O yüzden karantina alıyorlar. Kuduz karantinasına alıyorlar. Eks olur olmaz hemen Tarım İl Müdürlüğü'ne bildirip numune Adana İl Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Ve sonuç pozitif çıkıyor. Fakat burada sevindirici olan bu kedinin herhangi bir ısırma veya tırmalama şeyi yok. Böyle bir vaka yok. Dolayısıyla bu son derece sevindirici. Burada hemen bizim yaptığımız o mahallemizde hemen zaten bütün aşılarımız devam ediyor. 3 tane ambulansımız var, tedavi ambulansımız var. 3 taneyle çok hızlı bir şekilde özellikle saldırgan hayvanlar hızlı bir şekilde aşılaması yapılıyor. Saldırgan hayvanlar ayrıca veterinerlik müdürlüğümüzde belli bir süre takip ediliyor. Aşılarıyla birlikte gerekirse kısırlaştırmalar falan da yapılıyor. Dediğim gibi sevindirici olan herhangi bir tırmalama, bir ısırma, herhangi bir insan vakası yok. Son derece sevindirici. Ama vatandaşlarımızı özellikle şu anlamda, tüm Türkiye'deki vatandaşlarımı şu anlamda uyarmak istiyorum. Malumunuz 15 milyona yakın hayvan var, sokak hayvanı var. Dolayısıyla bu vakalar olabilir. Mümkün mertebe şuna dikkat etmemiz lazım. Kuduz öldürmez. Geç kalırsanız öldürür. En ufak bir ısırma ve tırmalama vakasında çocuklarımız belki ihmal edebilir ama annelerin, babaların çok duyarlı olması lazım. Bol köpüklü suyla yıkayıp hemen hekim arkadaşlara yönlendirilmesi. Anında müdahale edildiği takdirde ve erken bu tür şeylerde gerekli aşılamalar yapıldığı takdirde kuduz öldürücü değildir. Ama dediğim gibi geç kalınması maalesef böyle bir öldürücü bir vasfına sahip olabilir. Karantinanın kapsamı nedir efendim? Nasıl? Sadece bir mahallemizde hayvan karantinası aşılama yapacağız. Çok hızlı zaten aşılarımızı yapıyoruz. Ama o mahalleye çok daha yoğun bir şekilde girip tüm hayvanları aşılama yapacağız. Yoksa insan karantinası değil, sadece hayvanların o bölgedeki hayvanlar aşılaması hızlı bir şekilde bitirmiş olacak. Panik yapacak bir şey yok, tedirgin olacak bir şey yok ama burada duyarlı olmakta yarar var. Getir. İbrahim getir. İbrahim bakayım. Koy içine ben. Getir. Abi. Sen onu getir. Tamam sen Teman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak 10 Kasım tarihinde hasta kedi ihbarını değerlendirdik. Bu ihbar neticesinde ilgili hasta kedinin kuduz hastası olduğu yönünde bir ön teşhisimiz oldu. Sonrasında karantina sürecini hemen başlattık. 11 Kasım itibariyle de hayvanın eks olduğunu gördüğümüzde karantinadayken İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdik. Ardından laboratuvar süreci başladı. Laboratuvar süreci sonrasında da kesin kuduz teşhisi konuldu ilgili kediye. Sevindirici taraf herhangi bir ısırma vakası, herhangi bir tırmalama vakası gibi bir durum söz konusu olmadığı için bu konuda seviniyoruz. Herhangi bir sıkıntılı durum söz konusu değil. Sürecimizde Sümer Evler ve Bahçecik Mahallesi'nde karantina uygulanacak. Bu karantinanın sadece sokak hayvanları için, kedi ve köpekler için, onun haricinde herhangi bir karantina durumu söz konusu değil. 2 veya 3 gün içerisinde en geç Sümer Evler Mahallesi'nde aşılama çalışmamızı bitirmeyi planlıyoruz. Sonrasında
sürecimizi Adıyaman genelinde aşılama kartımızı oluşturarak devam. Karantina devam edecek bir süre daha, bizim gözlemlerimiz de devam edecek. 2 gün içinde, 3 gün içinde Engir, Sümerevler Mahallesi'nin kedi ve köpeklerin tamamının aşılanmasını planlıyoruz. Dediğim gibi sonrasında Adıyaman tamamında aşılama çalışmalarımız devam ediyor. Farklı ekiple çalışıyoruz. 15 kişiyiz şu anda. Onunla beraber İl Tarım Müdürlüğü bize destek sağlıyor, sağ olsunlar. Bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum yok. Herhangi bir ısınma vakası vesaire durumu söz konusu değil. Ekiplerimiz 7-24. Öncelikle Sümerevler Mahallesi'nde, sonrasında çevre periferi mahallelerde ve Adıyaman genelinde çalışmalarına devam edecek. Vatandaşlarımızın endişe etmesini gerektirecek herhangi bir durum söz konusu değil.